benim nikahlı karım kardeşim. Anlamıyor musunuz? Karım, karım. Bizim aile meselelerimize karışamazsınız. Eğer aile meselenizi okulda halletmeye kalkışırsanız karışırız son tahlilde. Hayır, karışamazsınız. Gülşen evde de benim karımdır, okulda da benim karımdır. Bir dakika beyefendi, lütfen biraz sakin olun. Gülşen Hanım sizin eşiniz olduğu kadar bu okuldaki öğrencilerin öğretmenindir de. Ayrıca daha da önemlisi, devletin görevi başındaki bir memurdur. Oturun lütfen. Farkında değilsiniz galiba ama eğitimi engellemenin cezası direktman hapistir. Anlamıyorsunuz galiba. Bakın, benim sizin okulunuzda hiçbir derdim yok. Benim derdim karımla. Beyefendi, sizin ailevi sorunlarınız bu okulda hiç kimseyi ilgilendirmez. Okulda Gülşen Hanım sizin karınız değil, devletin öğretmenidir. Eğer senden şikayetçi olursa kesinlikle ceza alırsın. Ama daha önce hiç şikayetçi olmamıştı. Burası devletin binasıdır. Burada yaptığınız her şey devleti ilgilendirir. Eğer Gülşen Hanım şikayetçi olursa bu okulun idari amiri olarak polis çağırıp sizi teslim etmek zorundayım. Kim o? Biziz. Buyurun. Efendim, Gülşen Hanım'ın bir şikayet dilekçesi var size. Alayım o zaman. Ben şikayetçi değilim. Şikayetçi değil misiniz? Dersinizi bölmedi mi? Bölmedi. Zaten konu anlatmayı bitirmiştim. O zaman yapacak bir şey yok. Konu kapanmıştır. Buyurun. Hadi ama artık. Neymiş bu sürpriz? Söyleyeceksen söyleyin. Hakikaten yani meraktan çatlayacağız. Yoksa bana jip mi aldınız? Hayır efendim. Jip değil ama yaklaştınız. Anahtarlı bir şey. Anahtarlı mı? Evet ama bunun için önce bir kırtasiyeye gitmem lazım. Bana bak damat. Bu kadar heveslendirdikten sonra öyle anahtarlı hatıra defterlerinden falan alacaksan vallahi tencereyi kafana yersin ona göre. Rica ederim Pakize Hanım. Ne anahtarı ne defteri. Ay aman azı çektiniz kendinizi yani. Hadi söyleyin artık. Tamam efendim, söylüyorum. Sıkı durun. Artık kiradan kurtuluyoruz. Yakında bir evimiz olacak. Ev mi alıyoruz yani? Tam olarak değil. Yani ev kazanıyoruz desek daha doğru olur. Ama bunun için yapmamız gereken bir şey var. Nedir o? Okuma yazma kursuna katılacağız. Ah kızım, ben sana söyledim. Bu adamı kafasına saç ektir diye. Bak kafayı üşüttü. Çok rica ederim Pakize Hanım. Ben gayet ciddiyim. Okuma yazma kursuna katılanlara kurayla ev veriyorlar. Ben üçümüz adına da kayıt yaptırdım. Böylece evin bize çıkma şansı çok yüksek. Ay bana bak damat, vallahi bu saatten sonra kendime öyle cahili cühela muamelesi yaptıramam. Annem çok haklı. Ya bizi tanıyan biri olursa rezil oluruz vallahi. Kim tanıyacak Sevda Hanımcığım? Oraya bu kıyafetlerle gitmeyeceğiz herhalde değil mi? Ev mi veriyorlar gerçekten? Evet. Hatta yanında bir sürü beyaz eşya. Kurayla veriyorlar ama biz üçümüz de katılacağımız için kazanma şansımız çok yüksek. Ne dersin anne? Bir şansımızı deneyelim mi? Deneyelim bari. Bravo. Tebrik ederim. Çok doğru bir karar verdiniz. Kurs yarın başlıyor. İsterseniz bu akşam yemekten sonra size biraz okuma fişi çalıştırayım da zorlanmayın. Ay hiç gerek yok. Bakın ben biliyorum. Mesela. Amil sofrayı topla. Aa, bir fişte ben biliyorum. Amil bulaşı yıka. Amil kahve yak. Ay bayıldım ben bu okuma yazma işine vallahi ha. Hadi bakalım. Defterler de tamam, hazırız. Seda Hanım, Pakize Hanım. Hadi ilk günden geç kalmayalım kursa. Geldik işte, ne olmuş?
Bana bak damat, sakın gülme. Zaten bir tanıdık görecek de rezil olacağım diye strese girdim. Vallahi billahi gelmem vazgeçerim. Ya bana verme, estağfurullah, ben ondan gülmedim. Yani ilkokul günlerim aklıma geldi de. Ya biz de yedik. Raşkopo bile senin yanında manken gibi kalır be, şu haline bak. Daha iyi ya. Neticede defileye gitmiyoruz. Unutmayın, ne kadar fakir görünürsek o kadar daha inandırıcı olur. Ama zaten sırf o ev için katlanıyorum. Ya daha ne kadar sabredebilirim bilmiyorum. Hiç merak etmeyin efendim. İnanıyorum ki en kısa zamanda okuma yazmayı çökeceksiniz. Yani kursu bitireceksiniz demek istedim. Mennan da geldi işte. Artık gidebiliriz. Fakize su için mama falan hazırladınız değil mi? Bu salak yine çocuğu bırakıp mama aramaya çıkmasın. Hazırladım, hazırladım. Zaten Fakize su uyuyor. Hadi tamam o zaman, gidelim. Hadi biz alın pantolonlarınızı. Selamünaleyküm. Selam. Okuma yazma kursu burası mı acaba? Burası. Aşağıda kapıda yazıyor. Okuyamadın mı? Yoo. Benim okumam yazmam yok da. İşte okuma yazma kursu burası. Ben de zaten çok az biliyorum okumayı. Amir Bey, diyorum ki biz bir tuvalete gitsek belki ders uzun sürer. Tamam Sevda Hanım. Gidin ama sakın derse geç kalmayın. Ama sanki çok önemli bir şey kaçıracağız. Biz okuma yazma bilmiyor muyduk ya? Bilmiyoruz, bilmiyoruz. Bilsek burada işimiz ne? Aç. Merhaba arkadaşlar. Bu okuma yazma isteğiniz beni ne kadar mutlu etti anlatamam. Okuma yazmayı size ben öğreteceğim. Ama önce bir birbirimizi tanıyalım değil mi? Sizin isminiz ne? Güler Demirayak. Güzel. Sizin? Ayşe Yıldırım. Siz? Çiçek Çelike. Beyefendi sizin isminiz ne? Sizin adınızı sordum. Adınızı sordum, evet. Mazlum el verir. Mazlum Bey. Şimdi kameraların önünde konuşmayalım. Dersten sonra sizinle bir görüşelim. İzin verirseniz tuvalete kadar gidebilir miyim hocam? Hoca camide. Hoca camide. Mazlum Bey. Tarihi yalıda soygun. Boğaz'ın en sıkı korunan yalılarından biri olan Fuat Paşa yalısına önceki gece giren hırsızlar değeri 50.000 YTL'yi bulan antika eserleri çaldılar. Yalının sahibi sigorta zararımızı karşılayacak ama manevi kaybımız telafi edilemez dedi. Kesin sigortadan para almak için kendisi soydurmuştur evini. Vah be, ne güzel şey. 2-3 parça eski eşyayı yüksek bedelden antika diye sigorta ettir. Ondan sonra çalındı diye sigortadan para al. Oh be. Neden olmasın? Tabii ya. Ben bunu daha önce niye düşünmedim ki? Günaydın arkadaşlar. Yurt dışı eğitim araştırma görevi için bakanlıktan yazı geldi. İlçemiz liselerine sadece 5 kontenjan ayırmışlar. 5 kişi. 5 kişi mi? Evet, ve ayrıca gidecek olan arkadaşların en az orta derecede yabancı dil bilmesi gerekiyor. Bu yabancı dil derken Arapça da giriyor mu bu işin içine? Hayır Hidayet Hoca. İngilizce, Fransızca veya Almanca bilmek gerekiyor. Yani koskoca Arapçayı dilden saymıyor musunuz? İstersen seni seminere Yemen'e gönderelim Hidayet Hoca. Peki kimin gideceğine nasıl karar verilecek Amir Bey? Kura ile belirlenecek efendim. Çok iyi da bana hamsi şansı var. Kesin ben çıkarım kuradan. Sen de hamsi şansın değil. Olsa olsa hamsi beyni var. İş kuraya kaldıysa bana çıkmaz zaten. Hoş çıksa da gidemem ya. Niye öyle diyorsunuz Gülşen Hanım? Kura çekileceğine göre şartlar herkes için eşit. Hileli torbadan çekilecek diye ya bu kura. Değil mi? Evet arkadaşlar, şimdilik bu kadar.
Eğer başka bir gelişme olursa ben size daha sonra bildiririm. İyi dersler. Amir Bey. Buyurun Sevda Hanımcığım. Şey, hatırlatmama gerek yoktur gerçi ama... ...o kırada çıkacak iki kişi annemle bize, öyle değil mi? Tabii Sevda Hanımcığım da... ...anneniz için doldurduğumuz formu yutturabilirsek... ...şansınız da varsa neden olmasın? Ne şansı canım? Okul müdürüyle evli olmaktan öte şans mı olur? O geziye biz gideceğiz, o kadar. Ama Sevda Hanımcığım yapmayın Allah aşkına... ...bu bir gezi değil, bu bir araştırma görevi. Aman canım, her neyse. Ayrıca İngilizce bilmek gerek. Siz İngilizce bilmiyorsunuz. Merak etmeyin, gidene kadar öğreniriz. Ama Sevda Hanım. Aması maması yok. Biz o free shop'u kaçıramayız. Yoksa sizin kartınızı alırım, buradan alışveriş yaparım ona göre. Delden dele aşkım. Duydum değil, korktum. Terzekir, ne yapıyorsun sen burada? Zevzek amirim, okulu süpürüyordum amirim. Adam gibi süpür o zaman. Burası dans akademisi mi? Ben şimdi çıkıyorum, dışarıda biraz işlerim var. Ben yokken burada okul sana emanet, tamam mı? Tamam amirim. Amirim ya, amirim ya. Şu Rabbim amirimin en değerli hazinesi olan okuluna emanet etsin de ya Rabbim. Maşallah ya amirim. Maşallah amirim. Yıl 1998. İlk tulum peynirli tostu kim yaptı? Yıl 1990. İlk çaya karbonatı kim attı? Kim? Efendi? Benden. Evet gençler, yüksek teknolojik kantinimizden kim alışveriş yapmak istiyor bağalım. Hadi bağalım. Abi kolay gelsin. Ya şimdi bizim şöyle bir maruzatımız var. Sen bize bir şeyler ayarlasan da, hani biz sonradan versek parasını, veresiye şekli falan yapsak olur mu ya? Maalefes gençler, maalefes ya. Müessesemiz veresiye sistemiyle değil de peşin para alasiye sistemiyle çalışmaktadır. Yapma Mendon abi ya. Bize de mi Lolo? Vallahi Lolo konusunu bilmiyorum ama veresiye konusunda amirimin kesin talimatı var. Kusura kalmayın. Ya Mendon abi, kusura kalmadık da aç kaldık. Paramız yok, karnımız aç, üstelik susadık da. Bari içi boş tost ver be abi. Öleceğiz açlıktan ya. Midemiz guruldamasın. Anlıyorum kopilim, anlıyorum da amirimin kesin talimatı var ya. İçi boş tost bile parasıyla. Keşke evden ekmek getirseydik oğlum. Oğlum ekmek mi var evde ya? Saçmalıyorsun sen de. Sağ ol abi, kolay gelsin. Servisiniz. Zizit, 1225, buyurun gençler. Açma, açma. Öğleni bu abi. Bu saraydan kalma ibriği de şöyle koyduk muydu? İş tamam. Sigortacı da neredeyse gelir. Hah. Tam zamanında. İnşallah paracıklarımı öderken de bu kadar titiz davranırlar. Geliyor o.
Merhaba. Amil Sağlam değil mi? Ta kendisi. Siz de sigorta şirketinden geliyorsunuz. Evet. Ben Hüseyin Zengin. Güzel güzel. Ben de yakında inşallah. Efendim? Yani yakından geldiniz herhalde. Tam saatinde geldiniz de. Buyurun lütfen. Buyurun. Bu zaman konusundaki titizliğinize hayran oldum şerefsizim. Bizim işimizde karşılıklı güven çok önemlidir. Randevumuza geç kalarak müşterimizin güvenini kaybetmeyi hiç istemeyiz. Tebrik ederim sizi. Çok haklısınız. Sizin gibi benim gibi güvenilir insanlar pek kalmadı tabii. Full sigorta mı yaptırmak istiyorsunuz Zamil Bey? Full sigorta derken? Yani su baskını, yangın, terör, hırsızlık bunların hepsi sigorta kapsamında mı olacak? Ben aslında sadece hırsızlığa karşı sigorta yaptırmayı düşünmüştüm. Malum son zamanda çok arttı bu hırsızlık olayları. Yani su baskını, yangın istemiyorsunuz? Ha, istemiyoruz. Biz ailecek çok dikkatliyizdir. Taksit yapıyorsunuz değil mi? Evet, 5 taksitte ödeyebiliyorsunuz sigorta ücretini. Ayrıca peşinatı yatırdığınız andan itibaren poliçeniz işlemeye başlıyor. Güzel, güzel. Hangi eşyaları sigorta kapsamına almak istiyorsunuz Zamil Bey? Öncelikle tabii bu çok çok değerli antika eşyalarımı. Söylemesi ayıp, ben çok iyi bir koleksiyoncuyumdur. Bakın mesela bu ibrik Abdülmecid'den kalmadır. Ve çok çok değerlidir hattı zatında. Enteresan. Aslına bakarsanız bizim soyumuz biraz saraya dayanır da. Mesela şu kilim Köprülü Hasan Paşa'dan kalmadır. Köprülü Mehmet Paşa demek istediniz herhalde. Mehmet de olur, Mehmet de olur. Yani aslında onun adı Mehmet Hasan Paşa'dır. Ama hep Köprülü Mehmet dedikleri için de Köprülü Mehmet Paşa olarak kalmıştır. Hele bu sandık. Hele bu sandık. O kadar değerlidir ki. Paha biçilmez şerefsiz. Tabii poliçeye yazmamız için paha biçmemiz gerekecek. Gayet tabii canım, gayet tabii. Ya ben lafın gelişi olarak söyledim. Müsaade ederseniz ben sigorta kapsamında olacak eşyalarınızı kaydedeyim. Hay 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 hay, buyurun efendim, buyurun lütfen rahatınıza bakın. Anelka, Viveri. Ben geldim yavrularım. Bu sigorta poliçesi döner sermayemizin sigortası olacak şerefsizim. Bunu kutlamak için de bir ziyafete hak ettiniz artık. Alın bakalım. Afiyet olsun. İsterseniz sizi de su baskınına karşı sigorta ettireyim ha? Anelka, Riberim. Mennam! Mennam! Keçi! Yetti amiri. Mennam, döner sermayemizin bekası için sana çok önemli bir görev vereceğim. Amir ya, amirim ya, yüce Rabbim amirimi bana döner sermayenin bakiyesi için çok önemli bir görev versin diye yaratmış. Maşallah ya, amir işte ya, amir. Kes sesini Zerzek. Zerzek amirim. Mennan, biz bu akşam sinemaya gidiyoruz. Sinemaya mı? Gidelim tabii amirim ya. Hangi filme gideceğiz amirim? Zerzek, biz dediysek Sevda Hanım, ben Pakize Hanım gideceğiz. Seninle ne alakası var? Ben de Pakize suya bakacağım değil mi abi? Hayır. Pakize suyu başkasına bırakacağız. Senin çok daha önemli bir görevin var. Biz sinemadayken sen gizlice bizim eve gidip bizim evi soyacaksın. Amirim, amirim, amirim. Vay, her şeyi yaptırın ama amirimin evini soydurtmayın amirim. Yoksa ben sizin yüzünüze nasıl bakacağım amirim? Amirim. Menan, evi soymanı ben söylüyorum. Niye yüzüme bakamayacakmışsın? Yani evi soyunca bana kızmayacaksınız değil mi amirim? Tabii ki kızmayacağım. Niye kızayım evladım? Allah Allah. Hırsıza karşı tatbikat yapıyoruz. Anlaşıldı mı? Yani sen gizlice gireceksin bizim eve. Salonda eski püskü antika ne varsa hepsini toplayıp çıkacaksın. Ayrıca ortalığı da birazcık dağıtacaksın ki gerçekten hırsız gibi sansınlar. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı amiri. Böyle salonda eski vazo, kilim, sandık ne bulursan hepsini alıp gideceksin.
Baş üstüne amirim, siz hiç merak etmeyin amirim. Bana bak, bundan kimseye bahsetmek yok, anlaşıldı mı? Olur mu amirim, olur mu ya? Bahsedersem sonra beni hapse atarlar değil mi amirim? Aferin, aferin. Evet. Al bakalım. Bu da evin anahtarı. Hadi bakalım işin başına. Abir ya, abirim ya. Yüce Rabbim amirimi bu evinin anahtarını bir siteye yaratmış. Maşallah ya, maşallah ya. Abir ya, abir. He amirim, elektrik faturası vardı ya. Bugün yatacağıydı, para vereceğiydiniz. Unuttum onu be, evinde. Ha. Al bakalım. Bu elektrik faturası için bu da. Sigorta poliçesinin peşinatı. Önce elektriği yatırsın, sonra da bunu yatırsın. Bütün bilgiler kağıtta var, tamam mı? Baş üstüne amirim, siz hiç merak etmeyin amirim. Şipşak bu işi olmuş bilin amirim. Vallahi bilin, şimdiden olmuş bitmiş bilin. Evet.